Merhabalar, bir izleyicimiz uzun yolda seyir halindeyken hangi aralıklarla motor dinlendirmeliyiz ya da motor nasıl dinlendirilir bir soru sormuş. Baktım bunun hakkında gerçekten bir bilgi yok, doğru düzgün videosu yok, herhangi bir açıklama yok. O yüzden araç nasıl dinlendirilir bu soruya özel bir video hazırlamak istedik. Hazırsanız videomuza geçelim. Araç uzun süre çalıştıktan sonra motor bir miktar dinlendirilmesi gerekir. Ama dinlendirme dediğimiz aracı stop etmek kesinlikle değildir. Dinlendirmedeki amaç nedir? Dinlendirme neden yapılır? Uzun yol esnasında ve uzun yol bitiminde, yani uzun yol sonrasında motor dinlendirmesini nasıl yapacağınıza dair detaylı bilgiler hazırladık. Öncelikle bunun neden yapıldığından bahsedelim. Motorun dinlendirilmesindeki ana amaç şudur. Uzun bir süre, örneğin 2,5 saatlik bir yolculuğunuz oldu. 2,5 saat boyunca motor sürekli devirli bir şekilde çalışır. Devirliden kastımız yüksek devirli değil. 2000 devir, 4000 devir arası sürekli olarak iner çıkar, sürekli olarak çalışır. Bu çalışma esnasında motor harareti sizin gördüğünüz 90 derece olsa da bazı parçalar çok yüksek ısılara çıkar. Örneğin siz motorun sıcaklığını gösterge panelinizde 90 olarak görürken ateşleme bobininizin ısısı çok daha yüksektir. Keza piston segmanlarının ısısı çok daha yüksek olacaktır. Ve yağ sıcaklığı. Motor yağı uzun süreli seyahatlerde 120-140 derecelere ulaşabilmektedir. Bu yüzden de bu böyle uzun süreli ve sabit yüksek devirli kullandıktan sonra motorun bir süre dinlendirilmesi gerekir. Motor nasıl dinlendirilir? Onu da şöyle açıklayalım. Araç durulduğu anda stop edilmez. Rolantide bir miktar araç kendi halinde çalışması beklenir. Yani motorun dinlenmesi, motoru kapatmak, stop etmek değil, motorun rolantide kendi halinde bir süre çalışmasıdır. Bu çalışma parçaların üzerindeki stres ve sıcaklığı azaltır, aracın normal ideal sıcaklığına kavuşmasını sağlar. Siz gösterge panelinizde motorun sıcaklığının düştüğünü görmezsiniz, hatta bir miktar arttığını görebilirsiniz. Peki soğuttuğumuz şey ne? Soğuttuğumuz şey bobinleriniz, soğuttuğumuz şey piston segmanlarınız, soğuttuğumuz şey motorunuzdaki yağ. O yüzden aracın ortalama olarak 1 ila 4 dakika kadar, 4 çok uzun olur gerçi ama 1 ila 1-2-3 dakika rolantide kendi halinde çalışması son derece önemlidir. Peki ne aralıkla motoru dinlendirmemiz gerekiyor uzun yolda? Bunun bir aralığı yok. Kendiniz dinlendiğinizde motoru da dinlendirin yeter. Zaten genel trafik bilgilerinde de bu açık bir öneri araç sürücülerine yapılmakta. Ortalama 2-2,5 saatlik sürüşün ardından sürücüye bir dinlenme öneridir. 2-2,5 saatlik kullanımın ardından siz 10 dakika dinlenirken 2-2,5 dakika motoru rolantide çalıştırmanız faydanız olacaktır. Bu motoru dinlendirme mevzunda benim uyguladığım bir yöntem daha var. Faydalı olduğunu düşünüyorum, onu size de önereyim. Uzun yolculuklardan sonra, uzun kullanımdan sonra araç rolantide 1-2 dakika çalıştıktan sonra stop ederim. Stop ettikten sonra 2-3 dakika sonra tekrar çalıştırıp 1 dakika daha rolantide çalıştırırım. Bundaki amacım da şu, onu da şöyle anlatayım. Araç rolantide 1-1,5 dakika çalıştığı zaman stop ettiğinizde araç içerisindeki sıvı devinimi durur. Yani aracın içindeki soğutma suyu motor bloğu içerisindeki su motor bloğu içerisinde kalır. Motor bloğu çok sıcak olduğu için motor bloğu içerisindeki su 1-2 dakika boyunca bu sıcak yüzeylere temas ettiği için çok yüksek derecelere çıkar. Zaten kontağı ikinci kez açtığınızda hararetin 100-110-120'ye doğru yükseldiğini görürsünüz. Ama radyatör peteklerindeki su daha soğuk olacaktır. Bir dakika sonra bu ısınan sıcak suyu radyatöre, radyatördeki soğuk suyu tekrar motora almak için bir dakika rolantide çalıştırmak motorunuzun daha iyi dinlenmesine, daha iyi soğumasına fayda sağlayacaktır. Yani rolantide 1-2 dakika dinlendirdikten sonra aracı kapalı şekilde 1 dakika dinlendirmek, daha sonra 1 dakika daha rolantide çalıştırmak şahsi fikrimdir. Son derece motor dinlendirme yöntemi olarak en etkili ve en sağlıklı yöntemdir diyebilirim. Her konuyu bitirirken bu konu çok uzun, ayrı videolarımız da var diyorum ama motor dinlendirme konusu çok uzun değil. Anlatabileceğim maksimum bu kadar. Yine de aklınıza takılanlar olursa aşağıdaki yorum bölümünden bizlere her zaman sorular sorabilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.